Evet arkadaşlar, neden kurye motoru alınmaz? Yani kurye motorunda motorlar genelde yaz kış kullanıldığı için böyle olur. Hani Motor bir ay falan rahat böyle binilir. Çünkü kışın yıkattığın zaman donacaktır bu ve büyük ihtimalle çalışmayacaktır. Ankara ve civarı soğuk yerler için söylüyorum. Gördüğünüz gibi motor bir ay falan rahat böyle binilir. Ben hep yıkatıyorum, temizliyorum, garajda tutuyorum falan. İnanmayın. Çünkü bir mesaide 10 saatte diyelim, 12 saat diyelim. Kötü bir havada motor böyle oluyor zaten. Motorda da bu bir haftalık pislik işte bu. Bir haftalık yıkatmıyoruz. bir de sonra inip binerken çiziliyor. Gördüğünüz gibi zaten bu değişmiş. Dayanmıyor çünkü. Bu koltuk kılıfı da değişecek büyük ihtimalle. Böyle hayvan gibi örtü var. 90'ı geçmiyor motor bu örtü yüzünden. Zamanla böyle boşluklar oluyor grenajlarda. Büyük ihtimalle değişmiştir bunun. Yani görüyorsunuz arkadaşlar, hani kurye motoru işte bu yüzden alınmaz. İsterse dünyanın en titiz insanı baksın, bir mesaide motor böyle olur. Mesaide 3 kez motor mu yıkatacaksınız? Zincire bakın. Yani koptuğu zaman değiştiriyoruz. Birkaç kez yağlarız. Kopana kadar devam. Hani bu motorun da öyle sağlam kazası yok ama işte büyük ihtimalle şu çoğu yeri paslanmıştır. CBF'lerde özellikle şu orta amortisörün orası şu an pislikten görünmüyor da orada paslanmalar, oradaki plastikte boşluklar oluyor. 50 binlerde çok net anlarsın. 30 binlerde falan ortaya çıkar. Çünkü böyle bir dev bir kutusu var. Kilometre emin olmamakla birlikte 53 bin yazıyor. Hani çok titiz bakılan bir kurye motoru olduğunu farz edelim. Ya çok titiz bakılsın. 150 bindedir motor belki ama siz 50 binde niye alabilirsiniz? Ki CBF'lerde bir 100 bin falan rahat yapıyor zaten. Geçen gün 30 binde bir YBR'ye baktık. Anlaştık. Bir soralım dedik arkadaşlara. Dediler bizden çıkma motor. 130 bindeymiş motor. 130 binde alacaktık. Tilsi bakmışlar. O şekilde bilginiz olsun.